Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan herkese merhaba. Aşkı Manisa programıyla ekranlarınızdayız. Manisa'nın tarihi ve kültürel değere sahip yerlerini sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün Akhisar'dayız. Bu programımızda 14. yüzyılda kiliseden camiye çevrilen Ulu Cami'yi gezeceğiz. Gelin şimdi camimizi yakından tanıyalım. Dördüncü yüzyılda kiliseden camiye çevrilen Ulu Cami, özünde Darül Hadis, Darül Kurra ve Teki gibi yapılardan oluşan bir külliyenin parçasıdır. Ancak günümüze bu külliyeden cami ve haziresi yani kabristana ulaşabilmiştir. Yapının bir bölümü kendisinden önce mevcut bir kilisenin kalıntılarından inşa edilmiştir. Caminin bulunduğu alanda kilise dışında bir Roma tapınağına dair izler de mevcuttur. Cami merkezi planlı bir ibadet mekanı, bunun kuzeyinde bir minare ve sonradan yapıldığı anlaşılan bir son cemaat yerinden meydana gelmektedir. İbadet mekanı doğuya ve batıya eklenen birimlerle genişletilmiştir. Ortadaki birim büyük bir kubbe, yan birimler ise küçük üçer kubbeyle örtülmüştür. İçerisindeki düğümlü Bizans mermer sütunları ve kalem işi süslemeler dikkat çekicidir. Onarım geçiren yapının mihrap önü kubbesi ve mihrabı yenilenmiş, ayrıca kalem işi süslemeler bu dönemde yapıya eklenmiştir. 20. yüzyılın başlarında da minare şerefesi bir onarım geçirmiştir. Ulu Cami paganlara, Hristiyanlara, Müslümanlara ve M.Ö. 550 yıllarında buraları işgal eden Perslerin inancı olan ateşe tapınmaya da ev sahipliği yapmıştır. Ulu Cami imamı Osman Demirel'le birlikteyiz. Kendisi bu caminin tarihine oldukça hakim birisi. Evet Osman Bey, neler söylemek istersiniz bize? Tarihini anlatabilir misiniz caminin? Öncelikle hoş geldiniz. Bu tarihi olarak Türkiye'nin en eski mabetlerinden birisi. Tiyatro ve tiyatronun Hristiyanlık aleminin de ilk mabetlerinden birisine
Hoş geldiniz. Şimdi camimiz milattan önce bir zaman diliminde hangi millet tarafından yapıldığı bilinmiyor. Burada kesinlik yok. Lakin Lidyalılar döneminde ve Lidyalılardan sonra Persler tarafından, Perslerden sonra Romalılar tarafından, Romalılardan sonra Bizanslar ve Bizanslardan sonra Osmanlı tarafından mabet olarak kullanılmış. Şimdi camimizin en önemli özelliği şu. Tahvil yapılarak ibadethane haline gelmiş. Yani ilk medeniyet ibadet olarak yapmış. Ondan sonraki medeniyet tahvil etmiş. Kendi dinlerine şeklinde ibadet etmiş. Ondan sonra tekrar tahvil edilmiş. Mecusiler, ateşperestler kendi dinlerini yaşamaya çalışmış. Ondan sonra Romalılar kiliseyi tahvil ediyor. Kiliseden de Osmanlı, özür dilerim, Saruhan Beyliği zamanında burası fethedildiği zaman ilk cuma namazı burada kılınıyor ve cami olarak tahvil ediliyor. Ondan dolayı burada bu mabetin üzerinde Hristiyan aleminin bir hak iddia etmesi veyahut da tekrar kilise haline çevirme isteği uyum yasaları zamanında reddedilmiş. Çünkü tahvil edilmiş. Dedeleri bizzat kendileri tarafından yapılmamış. Şimdi camimizin özelliği şu. 3 metre 62 santim duvar kalınlığı. Gerek giriş duvarı, gerekse kıble duvarı. Burada 3 tane bu şekilde kalın duvarlarla yapılmış ve pencere olarak sonradan inşa edilmiş. Ama Hristiyanlık tarafından burası ibadethane haline getirildikten sonra İncil'de iki kez ismi geçen ama şu anda sadece namaz kılınan tek İncil'de ismi geçip de namaz kılınan tek ibadethane cami olarak ibadet edilen tek yer burası. 7 tane İncil'de ibadethane ismi geçer, kilise ismi geçer. Bunlardan birisi de Yuhanna'nın tiyatra mektup olarak bahsetmiş olduğu mektuplar bölümünde iki kez geçer. Şimdi bir yerin cami olduğunu anlamamız için mihrabın, minberin olması lazım. Kilise olarak bir yerin kilise olduğunun ispatı ise absis dediğimiz yarım duvarın olması. Ki birazdan göstereceğim oraya. Papazın dua etmiş olduğu ve kıbleyi gösteren. Bizde malum kıble doğu batının biraz sola doğru kaymasıyla kıble ortaya çıkar. Ama onlar direkt olarak doğudur kıblesi. Ki camimizin hemen yan tarafında iç bölümde absist vardır. Şimdi burası Hristiyanlık alemi açısından özelliği tiyatroda iki kez Yuhanna'nın mektup göndermesi, mektuplar bölümünde geçmesi. Bundan dolayı Hristiyan alemi tarafından burası bir ibadethane olarak, kilise olarak Anadolu'daki ilk kiliselerden birisi olarak kabul edilmiş. Saruhan Beyliği zamanında burası fethedildikten sonra camide tahvil ediliyor ve ilk cuma namazı burada kılınıyor ve bu caminin ismi Fethiye Camisi oluyor. Osmanlı döneminde 1396'da en son şekli veriliyor mimari estetik bakımından ve caminin ismi Cami-i Kebir oluyor. Cumhuriyet döneminde de Ulu Cami olarak halen ehli iman ve İslam'a ibadet açısından hizmet vermekte olan bir yerdir. Caminin kıbleye bakan duvarlarında ilk yapıldığı zamanda ustaların, dülgerlerin duvara işlediği işaretleri taşımaktadır. Yapı dikdörtgen şeklinde yapılmış olup batı tarafında iki adet kare şeklinde taştan yapılmış büyük ayaklar vardır.
Batı cephesinde bir adet büyük taş ayak ve kırmızı bir mermer sütun ayak vardır. Ayakların üzerinde tonos kemerler ve onların üzerinde sekizgen bir kubbe bulunmaktadır. Kubbenin etrafında kabartma gül çiçek ve sarmaşık işleme varakları vardır. Zarif ve bezemelidir. Mihrabın iki kenarında ikişer adet yan yana sütunlar vardır. Mihrap kubbesinin kavis yaptığı yerde sütunları dor tipi başlık taşımaktadır. Mihrabın üst kısmı kabartma, gül, çiçek ve sarmaşıklarla bezenmiştir. Sanat tarihçilerinin görüşü, kubbe etrafı ve mihrabın Sultan Abdülaziz zamanı sanat anlayışını taşıdığını ve o dönemde yapıldığını söylemektedir. Üzerinde bulunduğumuz zemin de bize bu yapıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Bunları sizden alalım. İşte burası da nasıl camilerimizde imamların namaz kıldırmış olduğu yer adı mihrapsa, Hristiyanların da papazların da dua etmiş olduğu, ayini yönetmiş olduğu yer ve buranın bir özelliği de Aksar'daki tekfura, yani tiyatro tekfuruna dua ile kılıç kuşandırılmış olan yer burası. Buranın adı apsist. İşte görüyorsunuz şu kalınlık. Burada yapıyor. Öncelerden burada bir şey varmışmış. Resimler. Onu şekilli, sanatlı bir şekildeymişmiş. Şu an sadece bu tarihi mirası bu şekilde korumaya çalışılıyor. İki giriş kapısı vardır. İçeriye girildiğinde mahvili taşıyan ve farklı sanat yapımı olan mermer sütunlar sizi karşılar. Sütunlar yekpare mermerdendir. Sütunların altı yuvarlak olarak başlar, yaklaşık 70 cm sonra kengel ya da lotus çiçeği yaprağı işli bölüm başlar, onun üstünde de ikili sütun başlar. Sütunlar tam orta yerlerinde iki insanın ellerini bileklerinde birleştirir gibi birleşmişlerdir. Sütunların yapısı kimi sanat tarihçilerine göre pagan inancının var olduğu zamanlardandır ve İtalya'dan gelmiştir. Caminin doğu duvarının yanında kilise döneminde kullanılan kutsama alanı ve Osmanlı döneminde haziresine gömülenlerin olduğu mezarlar vardır. Mezar taşlarının her biri kendi döneminin ince işçiliğini taşımaktadır. Mermer taşlarının başları mevtanın statüsünü anlatan değişik şekil, motif ve o zamanın şapka, külah ve feslerini taşımaktadır. Kadın mezar taşlarında mezar taşı başlıklarının altında altın lira ya da zinetler işlenmiştir. Her eserin bir ustası var ve ustalar bir iz bırakır eserlerinde. Bu eserde ne gibi izler var? Evet, şimdi camimizde yan tarafta bakın görürsünüz burada usta
imzasını atmış buradaki taşa. Son pencere tarafındaki taşta da usta iki yerde imza atmış. Birisi üçgen şeklinde, birisi ise ters Y şeklinde. Ki bu ters Y şeklindeki işaret, imza Diyarbakır Ulu Cami'de de var. Demek ki dönemler öyle veya böyle çakışıyor birbiriyle. Ama bir daha bunun bir özelliği daha var. Hristiyanlık dininde zayıflama olduğu zaman burası fethedilmezden önce bedesten olarak kullanılmış. İşte bu şu görmüş olduğunuz, bakın bu yuvarlak olan, kertik olan yerlere mermerler konulmuş. Bir aralık bedesten olarak kullanılmış burası. Kapalı çarşı olarak kullanılmış. Sonradan tekrar ikazların neticesinde burası tekrar kiliseye çevrilmiş. Ama burada ustalar 3 ayrı yerde imzalarını atmışlar.